Nereye fıstık? Yemeğe mi? Allah Allah. Gel bakalım tut elimi. Arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan merhabalar. Bugün Deren Hanım'la beraberiz. Merhaba de bakalım. Merhaba. Merhaba. Arabamıza cam filmi yaptırmaya gideceğiz. Bir de güzel bir kahvaltı yapacağız değil mi senle? Gel bakalım. Atla. Evet, her tarafı da pisletmişler. Atla bakalım. Otur. Otur 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 hadi hadi. Hadi babişim hadi. Allah. Kemerimizi de takalım. Sen de küçük. Şimdi bir kahvaltı yaptıracağım. Ardından ilacı var. İlacını içecek. Biraz hasta. Küçük hanım. Alerjik hastalığı var. Öksürüyor sürekli. Şunu bırakalım. Ne yemek istersin? Baba ben ne zaman iyileşeceğim? Efendim? Baba ne zaman iyileşeceğim? Sen iyisin zaten babacığım ya. Sadece akşamları biraz öksürüyorsun, o kadar. Değil mi? Gündüzleri iyisin aslında. Pembe kuyruk bak. Evet, pembe kuyruk. Nasıl iyileşebilirsin mesela? Ne olursa iyileşebilirsin. Hasta olursa doktora. Aferin sana, doktora gidince iyileşirmiş. Arkadaşlar ben şuna bir kahvaltısını yaptırayım. Ben de güzel bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Karnın doydu mu? Nereye bakıyorsun? Kim var burada? Şu nine gibi takma, şu gözlüğünü yukarıya kaldır. Hı. Çocuğum. Aşkım, nine gibi takma, şöyle yukarıya kaldır. Sen bal mısın? Bal mısın? Nineciğim, şunu kaldırır mısın yukarıya? Ha, tamam, kızım oldu şimdi. Nineciğim. Aşkım. Şimdi parka geçiyoruz arkadaşlar. Kahvaltısını yaptırdım. Dalga geçiyor benimle ya. Babasıyla dalga geçen bir çocuk ya. Tıra binmek istiyor musun? Çok mu seviyorsun tırları? Aha. Hangi tırı en çok seviyorsun? Seni. Hangi renk bizim tırımız? Turuncu. Tamam. Şimdi bineceğiz, ona gezeceğiz, tamam mı? Hazır mısın? Aferin benim kızıma. Biz düzgün araba kullanıyoruz. Evet, biz çok düzgün araba kullanıyoruz. Ama adam hiç düzgün araba kullanmıyor. Evet, hiç düzgün araba kullanmıyordu adam. Ortalık karıştı burada. Cam araba. Efendim? Arabayı arabayı zaten düzgün kullanıyorum ama yol düzgün değil ya, ondan çukurlar var, sallanıyor. Şimdi otoparka gireceğiz arkadaşlar. Dorsemizi sökeceğiz. Ondan sonra cam filmi yapan bir yer arayacağız. Var bildiğim birkaç yerde. Bir uğrayacağım, bir fiyat alacağım bakalım. Sadece ön cama yaptıracağım cam filmini. Çünkü kamera ön camı çektiği için biraz patlıyor. Onu biraz giderebilmek için. Evet abi, ne tarafa gideceksin? Polis arkadaşlar da burada. Burası emniyetin... Özcan abi! Dorseyi bırakacağım, çekiciyi alacağım sadece. Çıkışımızı yapmasın da. Geldik! Nereye geldik? Köy park. Köy parkına. Canavar da burada. Şimdi ne yapacağız biliyor musun aşkım? Evet, bu benim tırım. Bak, şu kasayı bırakacağız. Turuncuyu alıp gideceğiz, tamam mı? Hazır mısın? Hadi bakalım. Babacığım. Kucak.
Korkma gel. Hoppa. Hadi bakalım. Binerken ama ayakkabılarımızı çıkaracağız, tamam mı? Hadi gel bakalım, beraber sökelim. Dorseyi sökeceğiz. Gel. Yok, içine binmeyeceksin. Önce bunu sökeceğiz, ondan sonra içine bineceğiz, tamam mı? Sen de bana yardım edeceksin. Anlaştık mı? Ne zaman sökeceğiz? Efendim? Ne zaman sökeceğiz? Nineciğim. Şimdi söküyoruz, tamam mı? Sen beni izle, tamam mı aşkım? Aferin benim kızıma. Evet arkadaşlar, şimdi dorseyi sökmeye başlayacağız. Öncelikle ilk yapacağımız iş dorseyi emniyete almak. O yüzden önce şu dorse frenini çekiyoruz. Çektik, bu bir. Bunu yapmadan kesinlikle dorse sökme işlemine başlamıyorsunuz. Gel babacığım. İkinci olarak pimi çekeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra dorseyi kaldıracağız. Eğer önce dorseyi, yani çekiciyi kaldırıp ayakları yükselteceksek bu bir kasma yapabilir ve oradaki plate pimini çekemeyebilirsiniz. O yüzden önce pimi çekeceğiz. Gel babacığım. Dorse frenini çektik. Şimdi pimi çekeceğiz. Şunu bir açalım ayaklarını. Eğer bir kasıntı varsa ve açamıyorsanız eğimden kaynaklanıyor olabilir. Şöyle pimi çektik arkadaşlar. Pim şu. Eğer bunu açamıyorsanız bir eğimde bir sıkıntı vardır. O yüzden böyle hafif arkayı basıp veya yukarı kaldırıp dengeye getirebilirsiniz. Gel bakalım babacığım. Ondan sonra şimdi körükleri yükseltebiliriz. Çamura basma, tamam mı kızım? Arabamızı çalıştıralım. Bismillah. Kumandamızı alalım. Ve dorseyi yükseltiyoruz şu anda. Tamam, süper. O kadar yeterli. Çok fazla yükseltmeye de gerek yok. Şimdi ayaklara geçebiliriz. Şunu da kapatalım. Takip et beni. Gel. İmdatı çektik. Pimi çektik. Körükleri yukarı kaldırdık. Şimdi ayakları indireceğiz. Şöyle koyalım. Ne görüyorsun orada? Beni mi görüyorsun? Baba ne yapıyorsun? Şimdi bunu bırakacağız ya. Çık kameranın önünden aşağı. Gel benim yanıma. Gel. Şimdi bunu bırakacağız ya. Altından çıkarsak düşebilir bu. O yüzden ayakları indiriyoruz ki düşmesin. Tamam mı? Geldiğimiz zaman tekrar yerine geri takacağız. Sonra böyle kaldıracağız. Tamam mı? Anladık mı? Şimdi gideceğiz, işte bunu çıkaracağız. Tamam, süper. İndi ayaklar, gördün mü? Ama baş inmez. Baş inmez kızım ya, başı çıkaracağız şimdi. Şimdi çekicimizi azıcık ileriye alacağız. Arasına girip hortumlarını sökeceğiz arkadaşlar. Çekicimizi azıcık ileriye alalım. Gel babacığım. Şurada dur, tamam mı? Bak şurada dur. Evet orada dur, tamam mı? Bekle beni. Çalıştıralım arabayı. Bakın çok ileri almayacağız. Sadece bir 10-15 santim alsak yeterli. Sebebini söyleyeceğim size. Hayır, bu tarafa geç. Nerede? Heh, dur orada. Ben hareket edeceğim, tamam mı?
Tamam, bu kadar yeterli. Sonra arabamızı tekrar stop edebiliriz. Neden şimdi komple çıkmadım altından? Bir, hortumları koparabilirim. İki, plate'in üstündeki yağ dorsede bırakabilirim arkadaşlar. Bu hortumları sökeceğiz. Ondan sonra plate'imizi aşağıya indireceğiz ki şu plate'in üstündeki yağlar sürtüne sürtüne şuralara bulaşmasın. Şimdi söküyoruz. Şu ayakkabımı bir giyeyim. Üşüdün mü? Sıralamayı tekrar yapıyorum. İmdat çektik. Pimi çektik. Körükleri kaldırdık. Ayakları indirdik. Ve azıcık arabayı açtık. Araya girebilmek için. Şimdi burada öncelikle arkadaşlar kırmızıyı söküyoruz. Aslında bir sıralaması yok. Eğer bütün işleri doğru yaptıysanız bir sıralaması yok ama güvenlik açısından önce kırmızıyı söküyoruz. Kırmızı dorsedeki hava tüplerini doldurur. Neden şeyi sökmüyoruz? Sarıyı önce sökmüyoruz. Sarı fren hortumu arkadaşlar. Eğer ki dorsenin imdatını çekmeyi unuttuysanız, mesela şu anda imdatı çekmeyi unuttunuz diyelim ama çekicinin imdatı şu anda çekili. Çekicinin imdatı çekili olduğu için dorseyi de tutuyor. Ben bunu söktüğüm anda dorseye giden komut, fren komutu iptal olacak ve Allah korusun eğer doluysa dorse üzerimize doğru veya geriye doğru gidebilir. O yüzden bunu ikinci çıkarıyoruz ki çektiğinizde bir hareket hissettiğinizde hemen kendinizi aşağıya atabilin. Tamam mı? Anlaştık mı? Hava tüplerini dolduruyor. Eğer dorsenin imdatını çekmediyseniz bunu çekiciyle dorseyi birbirinden ayırdığınız anda dorse boşa düşecektir ve kayma gerçekleşecektir. Allah korusun. Sonra şunları şöyle takalım. Bu konuda dikkatli olun ama imdatını falan çektiyseniz bir problem yok. Ben sadece açıklamasını yapıyorum size. Daha sonra da sırasıyla elektrik kablolarımızı sökelim. Beren buradasın babacığım, değil mi? Aferin benim kızım. Bunu da söktük. Şunu da alalım, elektrik kablosu. Şunu da şöyle şuraya sokalım. Şimdi dorseyi takmayı da göstereceğim geldiğim zaman. Dorseyi takacağımız zaman da önce freni takıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra havayı takıyoruz. Eğer dorsenin havaları bittiyse frenler kendini sıkacaktır. Ama siz önce yine imdatın çekili olmadığını düşünüyorum. Biri gelmiştir, imdatı salmıştır, basmıştır imdata. İmdat salık bir şekildedir. Siz havayı taktığınız anda tüpler hava dolmaya başlayacak. Hava dolunca da frenler kendini salacak ve tekrar kayma gerçekleşecek. O yüzden çekicinin imdatı çekili olduğu için siz önce sarıyı takıyorsunuz. Otomatikmen artık dorsenin de frenleri sıkmış oluyor. Ondan sonra havayı taktığınız zaman da hiçbir problem olmuyor. Ama önce havayı takarsanız ve dorsenin imdatı aşağı salıksa havalar dolduğu anda frenler kendini serbest bırakacaktır ve dorsede kayma olacaktır. Tekrarlıyorum. Sökerken önce kırmızı, sonra sarı. Ondan sonra takarken de önce sarı, yani dorsenin emniyetini sağlıyoruz. Ondan sonra da havaları takıyoruz. Zaten çekicimizin imdatı çekik olduğu için bunu taktığımız zaman da otomatikman dorse frenlemiş olacak. Yine anlamadığınız bir yer varsa bunu daha detaylı yazılı bir şekilde yazabilirim. Ne demiştik? Plate'in altından az bir şey çıkıyoruz. Sadece şuradaki, bakın şuradaki pimi kurtaracak kadar. Şimdi ben bunu aşağı bastığımda pim bir yere takılmayacak ve boşa çıkacak. Plate'in üzerindeki yağ dorsenin tabanında bırakmamak için çok fazla dışarıya çıkmıyoruz. Ellerine bakayım. Aferin. Kirletti yine kendini. Şimdi ben hemen arabamı seviyeye alacağım.
Hemen seviye tuşuna basıyorum. Ama arabayı çalıştırmam lazım. Şimdi seviyeye alacak kendini. Bakalım. Bakın gördünüz değil mi? Arası boşluk oldu. Artık rahatlıkla buradan çıkabiliriz ve plakin üzerindeki yağı dorsaya bırakmamış oluruz. Oh. Evet, olay bu arkadaşlar. Sıralamasını tekrar yapacağım size. İmdatı çektik, dorsenin imdatını çektik. Dorsenin pimini çektik yuvasından çıkarmak için. Sonra körüklerimizi yukarıya kaldırdık. Ayaklarımızı açtık. Arabamızı azıcık ileriye aldık. Sonra sırasıyla kırmızıyı söktük, sarıyı söktük, hortumları söktük ve çekicimizi seviyeye alıp şimdi buradan ilerleyeceğiz. Daha sonrasında geldiğimiz zaman tekrar dorsemizi alacağız. Biraz daha yukarıda oldu bu. Yola çıkınca düzelecek. Olduğu yerde seviyeye almadı kendini. Dorse şu anda emniyette. Problem yok. Pim çekili. Biri gelip şuna basabilir yani. Anladınız mı arkadaşlar? Biri şuna bastığında ve siz geldiğinizde önce kırmızı hortumu taktığınızda dorsenin hemen havaları dolacak ve frenler kendini serbest bırakacak. Ondan sonra Allah korusun. Babiş hazır mısın? Hazır mısın? Hadi gidelim. Hadi gel bakalım. Ayakkabılarını da kirletmişsin. Gel buraya. Abilere ablalara bir el sallamak ister misin? Öpücük de yap. Oh. Hadi gel bakalım. Ayakkabıları çıkaracağız ama bu sefer, tamam mı? Hadi. Çünkü kirlendi ya, içerisi çamur olmasın diye. Bekle, ben alacağım seni. Evet. Şimdi gel bakalım şuraya otur. Hemen çamur yapmışsın kız ayakkabılarını. Öpücük. Güzel bir öpücük alayım. Oh, hadi. Hadi geç bakalım. Bak, sana bir sürprizim var. Sen ayakkabılar düşer mi buradan acaba ya? Küçücük aralardan, derelerden şöyle ters koyalım mı? Efendim? Kaç tane var bakalım? 1, 2, 3, bir tane de burada var, 4. Bir tane burada var, 5. Bir tane burada var, 6 tane. Değil mi? Hadi gidiyoruz. Ama burada yok değil mi? Yok, burada yok aşkım. Benim şu tarafında yok. Benim bu tarafında var. Evet, senin o tarafında 3 tane var hem de. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sanayiye gideceğiz bugün seninle. Sanayiye gideceğiz. Sanayi ne demek? Böyle arabalar bozuluyor ya. Arabaların hastanesi gibi düşün. Anladın mı? Anladın mı bakayım? Evet, anlamışsın. Aferin. Burada da çok büyük bir çukur var ama. Hoppa. Şimdi neden ön cama cam filmi çektiriyorum onu ben kısaca bir anlatayım arkadaşlar size. Ben kamerayı buraya taktığım zaman burası karanlık oluyor. Burası da çok aydınlık olduğu zaman kamera içeriği aydınlatmaya çalışıyor. Yani içerinin ışığını dengelemeye çalışıyor. Bu sefer yol aydınlık olduğundan yol çok patlıyor. Biz biraz böyle bir numara, iki numara, yani orta az derecede bir cam filmi çekip içeriği komple bir karanlık ortama bürüyeceğiz ki ön tarafı patlatmasın. Yol çok çok daha rahat gözüksün. Bu olay yazın çok büyük problem. Kışın güzel oluyor, bir sıkıntı yaşanmıyor ama yazın maalesef bunun önüne geçilmiyor. Allah, unicorn'un düştü. Alırız, bir şey olmaz. Oh, öyle yani, ufak çaplı bir şeyler yapacağız. Belki eğer olursa, çok böyle sırıtırsa yan tarafa da küçük numaralı bir tane cam filmi yaptırabilirim.
Var mı gelen gelen? Direkt şöyle karşıya atalım kendimizi. Dorse nerede kaldı babacığım? Dorse nerede kaldı? Bilmem mi? Parkta bıraktık ya aşkım. Söktük yani. Hatırladın mı? Aferin. Normalde bugün okula gitmesi gerekiyordu. Ama bugün babayla takılacak. Dün perşembeydi arkadaşlar. Çerkezköy'e gittim. Yükümü boşalttım. Normalde cumartesiye kadar çalışıyorum. Ama yük bulamadım. Böyle bir yük ararken sıkıntı yaşadım. O anda da biraz keyifsizdim aslında. Yorulmuştum. Direkt Çerkezköy'den dingilleri kaldırdım. Geldim. Cuma, cumartesi, pazar kızımla beraber, ailemle beraber vakit geçireyim diye. Geç abi sen. Sen yüklüsündür. Bu araya sokarız kendimiz. Öyle yani, bu haftayı erkenden bitirmiş oldum. Oh. Ali Beyköy'de var bir yer. Ora biraz uzak. Yaklaşık bir 20 kilometre mesafe var. Orayla ben konuştum aslında ama burada da sanayide de cam filmi yapan yerler var. Eğer burada yaptırabilirsem burada yaptıracağım. Yaptıramazsak da artık mecbur Ali Beyköy'e gitmek zorunda kalacağız. Babacım sen kaç yaşındaydın ya? Ben unuttum senin yaşını. Kaç o? Bakayım. Kaç? Seneye kaç olacaksın? Yani 3'ten sonra ne geliyor? 5 mi? 3'ten sonra. Say bakalım. 1 4 4 geliyor. Seneye 4 oluyor. Daha sene kavramlarını falan bilmediği için. Heh, 4. Aferin benim kızıma. Evet, sonradan da 5 geliyor. 5 oluyorsun sonradan da. Şimdi buradan içeri gireceğiz arkadaşlar. Biz geldik. Tır giremez yazmış ama biz tır değiliz şu anda. Biz çekiciyiz sadece. Bakalım bir şey diyecekler mi? Bir şey demeyecekler sanırım. Biz şöyle gidip bir tane cam filmi yapacağız altı üstü. Arkamızdan gelen var mı? Yok. Şimdi neredeydi bizim film yapan arkadaşlar? Takmayalım. Burası biraz dar. Selamünaleyküm. Cam filmi yapan bir yer vardı abi burada. Nerede acaba? İleride sağda var abi. Sağda mı? Bir burada arada var abi. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Ben şurada var diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyormuşum demek ki. İleride sağda var dedi. Hemen biz şöyle bir gidelim. İnşallah bizi kovmazlar buradan ya. Babacığım daracık yere kocaman arabayla girdik ya. Ondan olabilir mi acaba? Gel. Gel gel. Allah. Küçük arabalardan bile büyüğüz. Evet, küçük arabalardan bile büyüğüz babacığım. Çok büyüğüz hem de. Şimdi sağ tarafta var dedi. Nerede sağ tarafta? Bir bakalım. Sağ taraf dedi. Bin bir çeşit var burada. Aa bak, burada olabilir. Burası olabilir. Evet. Şöyle bir soralım. Baba. Efendim? Arabaya bak. Hangi arabaya? Aa evet. Yukarı çekmiş bir araba var. Hmm. Şu araba bir girsin. Biz şöyle bir park edelim. Gel abi sen.
bir bırakalım arabamızı. Tamam. Babacım. Bekle, abiye bir şey sorup geleceğim, tamam mı? Camı açıyorum sana. Selamünaleyküm. Cam filmi var mı? Yıkılıyor ortalık. Cam filmi var mı size? Satıyoruz abi. Şey, montaj. Bunu yapamayız abi. Vallahi mi? Vallahi. Niye? Zor mu? Zor dedi abi, yer yok çok. Yani geri girsek. Cam filmi mi lazım? Evet. Ciddi mi? Evet. Abi mümkün değil. Niye? Arabaya baksana abi. Bir ön tarafa yapacağız sadece ya. Abi bu arabaya bir şey yapmamız mümkün değil. Bunun buraya girmesi yasak. Harbi mi? Küçük araba sana işlesin ya. Arkada dorse yok diye ben girdim direkt ama. Aleyküm selam. İyiyim, sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İyi vallahi, takip ediyor seni. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah işini rast gelsin. Allah razı olsun. İyisin. Abi, buralarda vallahi mısın? Buralardayım. Maalesef. Merhaba abi. İyi. Var mı bir isteğin? Yok, ama katılıyorum. Ha. Merhaba abi. Allah razı olsun. Görüşürüz. Sağ ol. Ama bir tur at terapi abi. Öyle. Geri girsek aslında... Abi ben master alamıyorum. Ben vallahi master mı? Dukatu alamıyorum. Nasıl girdi bu buraya dedim ilk girdiğinde. He. Yanındakine valla bize gelmiş araba. Aynen. Başka yapan olmaz değil mi burada? Abi, iki telliye geçen abi. Valla İki telliye. Dolap deri sanayi. Aynen. Tamam. Oraya geçeriz olmadı ya. Çok teşekkür abi, ederim. Abi akın helal et. Ya ne demek, helal olsun. Görüşürüz. Teşekkürler. Babacım. Didiyoruz. Hadi hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Arkadaşlar burası olmadı. Hadi bakalım. Hiç gördüm seni ama yavaş. Evet, Babişko. Şimdi evet, sanayiye. Hadi gidelim bakalım. Şimdi direkt buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Anladığım kadarıyla burada yapmayacaklar bu işi. Biz Dolapdere Sanayi Sitesi'ne gideceğiz. İşimizi orada halledeceğiz. Tır girmesi de yasakmış zaten. Ama çekiciyle geldiğimiz için problem olacağını düşünmüyorum girişte çıkışta. Evet, Dolapdere Sanayi'ye geldik arkadaşlar. Burada cam filmi yapan bir yer var mıdır bilmiyorum ama genelde tamirciler falan var. Hiç de aklıma gelmedi buraya gelmek. Buraya bir girelim bakalım. Hazır mısın aşkım? Aferin benim kızıma. Dolapdere Sanayi. Şimdi soracağız ve bulmaya çalışacağız. Geç abi. Aksesuarcı var mı diye. Uykun mu geldi? Hemen mi ya? Daha yeni uyanmadık mı seninle? Hı? Evde. Ama çok geldi. Şimdi bizim aksesuarcı bulmamız lazım. Sen de bakıyorsun değil mi kızım? Cam filmi yapan yer olursa söylersin değil mi bana? Cam filmi ne demek biliyor musun? Efendim? Bilmiyor musun? Böyle siyah bir tane film. İzliyoruz. İzliyoruz evet. Takıyoruz, izliyoruz ondan sonra. Ama yolu. Aha, evet, yol izleyeceğiz. Gözümüze böyle çok ışık gelmesin diye, tamam mı? Niye? Gözlerimiz rahatsız olur çünkü. Burada mı? Evet, burada bir yerde. Ama nerede? Şimdi bizim aksesuar... Aa, şurada bir şey var.
Dur aşkım bir dakika. Aha cam filmi yazıyor. Vallahi gördüm. Gördüm. Baba cam filmi. Evet cam filmi yapacağız babacığım. Cam filminde ne izlemek istersin? Elsa ve Anlı cam filmim. He, anladım tamam aşkım. Dur şimdi ben buradaki amcalara da bir soracağım. Tamam mı? Şöyle bir duralım. Şimdi sana camı açacağım. Sen camdan bana bak tamam mı? Ben şuraya bir sorup geliyorum arkadaşım. Baba. Yok maalesef. Efendim kızım? Baba. Aferin. Ayağın o kadar uzadı mı senin ya? Yok arkadaşlar ya şey bulamıyoruz. Cam filmi yapacak yer bulamıyoruz. Sadece malzeme satıyorlar. Bizim ustaya doğru bir gidelim bakalım. Adem'in yanına. Adem evet. Adem abinin yanına geçeceğiz. Bir de çamurluk alacağım. Oradan bir tane çamurluk alayım. Şanzımanlar, motorlar, diferansiyeller her şey var. Her şey. Ne arıyorsanız ağır vasıtalar için burada her şey mevcut. Evet. Adem'e bir soralım bakalım. Adem belki biliyordur, tanıdığı falan vardır. Yardımcı olur bize. Şimdi diyecek ki abi niye haber vermeden geldin? Sana gelmedim bu sefer. Evet. Hop. Hoppa. Selamun aleyküm. Kolay gelsin, hayırlı işler. Ya bir cam filmi yaptırmaya gelmiştim de yer bulamadım. Bir sorayım dedim var mı buralarda yapan eden diye. Nerede? Bakkallar falan, lokantaları biliyor musun? Gittim oraya da. Bir tane vardı orada. 2 saat işim var dedi. Dedim onun haricinde belki bir yer vardır diye. Yok, hayır. Bir de şey yok. Var herhalde abi. Nerede? Otobüslerin sırasında mı? Şu rampa var ya. Hı hı. Rampadan çık. Yolun sonuna kadar devam et. Nasıl? Tamam. Yol, şimdi hem sola bir sağa dönüyor. Sen sağa doğru dönüyorsun. Tamam. Sol tarafa bakarak git, orada bir tane namcı var. Evet. Yani. Tamam, teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin, hayırlı işler. Evet, tabii. Şuradan bir de çamurluk alalım. Evet dostlar, çamurluğumuzu aldık. Şimdi filmci aramaya devam. Bunu söküp bunu takacağız. Hareket etmiyoruz, tamam mı? Sıkı sıkı tutunuyoruz babacığım. Sıkı tutunuyorsun değil mi aşkım? Aferin. Şimdi rampa çıkacağız ama burayı çıkar mı bizim arabaya? Niye çıkmasın ki? Eyvallah. Otobüslerin olduğu bölüme geç dedi. Otobüsler de muhtemelen bayağı dik bir rampa çıkıyoruz ha. Yolu devam et dedi. Tamam. Uyudun mu? Niye sallandık? Çünkü karşıda bir araba var. Frene bastık ya ondan. Çok dar ya buralarda. Bir şey değil mi? Mercedes de yıkılıyor ha. Vallahi yıkılıyor. Tekrar. Bir şey değil mi? Mercedes de yıkılıyor ha. Üf, maşallah. Kızım yapma. Evet evet artık o olacak. Şimdi burada bir yerde bir
aksesuar vesaire illaki vardır. Otobüslere bakan. Selamünaleyküm. Abi cam filmi yapan bir yer var mı burada? Evet, şu aşağıya Dörtgün hemen arkasında koz reklam var. Tamam. Tamam, teşekkürler. Yok, sen değil babacığım. Acaba yolladığı yer demin gittiğimiz yer mi? Abinin 2 saat bekleyeceğin dediği yer olabilir mi? Lafçının orası. Orası ya. Bir de 1500 lira dedi arkadaşlar o ilk sorduğum yer. 1500 lira da biraz pahalı. Lafın arkası. Şuradan bir inelim. Aha, cam filmi çekilir diyor, gördüm. Bu başka bir yer. Ha evet, başka bir yer cam filmi kızım. Elsa ve Anna mı? Bakacağız. Selamünaleyküm. Abi cam filmini bura mı yapıyor acaba? Ha? Cam filmini burası mı yapıyor? Ha. Azıcık ileriye alayım da. 2,5. Anladım. Teşekkür ederim, sağ ol abi. 2,5 mu? Öh arkadaş, 2,5 da bayağı bir fazla. Evet, cam filmini burada maalesef yaptıramıyoruz arkadaşlar. Niye babacığım? Çok pahalı söylediler çünkü. 2,5 dediler ya. Evet, 2500 lira. Bence çok. Şöyle gel abi sen. Gidiyoruz babiş. İstediğimizi bulamadık çünkü. Yok arkadaşlar, burada da olmayacak o iş. Yani fiyatlar çok belirsiz. Biri 1,5 diyor, biri 2,5 diyor. O yüzden şöyle döneyim ben ya. Ha, eve gidiyoruz babacığım, evet. Sıkı tutun, tamam mı? Tutundun değil mi? Sıkı sıkı hem de. Oo, bayağı dikmiş ha burası. Baba, efendim aşkım. Evet, tırla gideceğiz. Sıkı tutundun mu? Bunu bugün burada yaptıramayacağız maalesef. Çıkıyoruz buradan. Direkt tekrar parka gidiyoruz. Artık düzgün bir yer bulduktan sonra orada yaptırırız. Yani 200-300 lira oynası arasında, tamam mı? Yani kalitede herhalde 1000 lira fark etmez diye düşünüyorum. Değil mi babacığım? Sen ne yapıyorsun orada ya? Bakayım bir. Allah'ım yarabbim ya. Koltuğu da hep şeker yapmışsın. Parıl parıl parlıyor aşkım. Burayı da batırmışsın. Temiz tutmamız lazım ya arabamızı. Değil mi? Neyse, bir çamurluğumuz oldu. En azından çamurluk işini halletmiş olduk. Bir de kızımla gezmiş olduk, değil mi? Şimdi birazdan şurada seni öne alacağım. Kemerini bağlayacağız. Tamam mı? Yola çıkacağız ya çünkü. Çok uykusu gelmiş. Neyse arkadaşlar, biz buradan bir çıkalım. Garaja bir gidelim. Garajda tekrar görüşürüz. Şimdi biz şöyle sağ tarafa bir geçelim. Arkadaşlar ben bir yeri daha aradım. Geçen konuşmuştum. 1000 lira falan demişlerdi ama onda da bulanık görebilirsin dediler. Ne kadar dedim yani böyle kullanılabilecek bir film. 7000 liraya kadar var diyorlar. 7000 lira çok ciddi bir rakam. Onun kullanabileceği, yani başka birine sordu. Benim kullanabileceğim de 3000 lira civarındaymış. Bu sefer yaptırmayacağım bunu. Yani şu anlık yaptırmayacağım. Çünkü
fiyatlar çok oynuyor. Biraz bir araştırma yapmam lazım ki ne takacağız, ne yapacağız. Öyle körün körüne gidip kendimizi şey yapmayalım yani. Paralatmayalım. Üzmesinler bizi. Eğer sizin de tanıdığınız, bildiğiniz bir yer varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Eşiniz, dostunuz, akrabanız olur İstanbul taraflarında. Onu da bir değerlendirebilirim. Nedir ya 7000 liraya cam filmi? O kadar oluyor mu gerçekten? Bilmiyorum. 7000 liraya kadar var dedi. Çok bir bilgim yok yani cam filmi hakkında. O yüzden bana çok tuhaf geliyor. Şimdi 1000 lira dedi. Buradaki 1500 dedi. Onun üst sokağındaki 2500 dedi. Bu abinin de dediği senin kullanabileceğin 3000 lira civarında dedi. Onda da 7000 liraya kadar cam filmi varmış. Çok heveslenmiştim ya. Ben de gerçekten hani tamam video çekmek bir yere kadar onun için yaptıracaktım ama görüntü olarak da araç biraz değişecekti. Çok böyle polisin sıkıntı yapmayacağı şekilde. Aslında biraz araştırdım onu. Belli bir dereceye kadar sıkıntı yapmıyorlar arkadaşlar. Ama arabanın içi zifiri karanlık olduğu zaman işte o zaman problem. Çok orta halli bir şey yaptıracaktım. O da bizim işimizi rahatlıkla görecekti. Neyse. Bir sonraki. Bunlar kim ya? Şimdi ben şey var, eskort var önde de sollama yapamayacağım muhtemelen. Sollamaya çıksam araya girdim diye bir dünya tatava yapabilirler. Kim bu? Bakayım. İmamoğlu. Plakasından tanıdım. Geç kardeşim. Bu da her yerde ya. Güzel espriydi bence. Vallahi bu da her yerde ya. Geçeceğiniz mi? Hadi. Çocuğun biri selam veriyor. Selamünaleyküm başkanım nasılsınız diyor. O da şey diyor. Bu da her yerde ya diyor. Şimdi gidelim şu çamurluğumuzu bir takalım. Değil mi babacığım? Dorsemizi de bağlayalım. Ondan sonra bırakalım. Evet, kasamızı da takalım. Ondan sonra bakarız artık. Şurada dursun bir arabamız. İneceğiz, ineceğiz. Gel şimdi beraber ineceğiz. Dere nasıl dağıttın kızım buraları ya? Nasıl becerdin ya? Yanlışlıkla mı oldu? Şunu bir aşağı alayım. Şöyle arkadaşlar. Gelip alacağım şimdi seni. Ayakkabılarımızı giyelim. Çamur yapmışsın. Elleme sen. Sen elleme, elleme. Çocuğum oraya vurmasana. İçeriği kirlettin ya. Saşa başa bak. Nasıl dağıldın çocuğum? Nasıl dağıldın? Nasıl becerdin onu? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsun. Gel. Hoppa! Hadi bakalım. Burada takıl sen şimdi. Yanından ayrılma, tamam mı? Tornavidamızı alalım. Bir tane tornavida lazım bana. Bir tane de pense lazım. Kızım. He. Babişko. Evet, gel bakalım şunu değiştirelim seninle beraber. Tamam babişko. Şimdi şuradaki lastikleri sökeceğiz arkadaşlar. Bir, iki. Efendim aşkım? Anlamadım ki. Şunu alalım. Evet, şimdi şu iç lastikleri alalım.
Sonra şuna takalım. Kızım dikkat et, suya batma, tamam mı? Çamurluk değiştirmek çok basit arkadaşlar. Öyle zor bir şey değil. Şunu da takalım. Biraz lastiği gerdirmesi falan sıkıntı oluyor ama onun haricinde zor değil. Şimdi şöyle yapacağız. Şunları oturtacağız. Şunu da oturtacağız. Tamam. Bence gayet güzel oldu ama diğer tarafını mı yapsaydık? Yok. İyi, bu şekilde bağlayabiliriz bunu. Şimdi şöyle bir kastıralım. Takamadım. Çamur yapma üstüne aşkım, tamam mı? Bunu da taktık. Şuradan da itelim. Otursun. Oturmadı. Evet, bu da tamam. Sen de gel. Evet, çamurluğumuzu değiştirdik. Çok güzel oldu. Efendim aşkım. Minnacık mı? Çok ıslatmışsın bence onu. Dursun. Oh. Şunu da yerine atalım. Şimdi küçüğü alalım oradan. Babacığım, sen şuraya geç, ben seni şurada göreyim. Hayır, şimdi tırı park edeceğim ya, seni şurada görmem lazım. Gel bakalım. Çok büyük ya, seni görmeyebilirim. Sen küçüksün ya. Gel şimdi. Gel benim yanıma. Gel. Bak sen şimdi şu köşede duracaksın. Ben tırı park edeceğim. Tamam mı? Sonra istediğini yapabilirsin. Tamam mı aşkım? Tam şu arabanın köşesinde dur. Tamam mı? Beni görmen lazım. Ben de seni göreyim. Allah korusun. Küçücük tefecik bir şey zaten. Şimdi tırımızı dorsaya bağlayacağız. Öncelikle geri geri gelip altına girmemiz lazım. Solda kaldı. Tam karşı tarafından, yani şöyle iki aynadan da eşit bir şekilde görmemiz lazım aracımızı. Şu kafa gitti ya, nereye çeviriyorduk ha? Pardon. Şöyle. Evet. Bakın şimdi. Gelelim biraz. Biraz daha gelelim. Amaç iki taraftan da eşit bir şekilde dorsayı görmek. Efendim? Olmadı mı? Tamam. Birazcık sola atacağım. Şimdi geliyorum geri geri abi. Düzledim dorsemi de. Şeye, çekiciye. Ama bence düzlemedim. Bu taraf biraz fazla oldu. Biraz daha kayacağım buraya. Tamam tamam, biraz daha. Tamam. Kafam karışıyor ya. Dorse varmış gibi hareket etmeye çalışıyorum. Evet, şu anda geri geri gelebiliriz. Çok fazla arayı kapatmadan geliyoruz arkadaşlar. Bu kadar ara bize yeter. Şimdi yapacağımız şey, inip bir bakalım.
denk geldi mi gelmedi mi diye. Bakın şu anda tam hizada. Biraz daha gelip kaldıracağım. Yine kaldırma işlemini şuradan itibaren yapmıyorum ki plate'in üzerindeki yağlar şey olmasın diye, soyulmasın diye. Plate'in üzerindeki yağlar üst tarafa geçmesin diye. O yüzden hatta biraz da plate'imizi yağlayabiliriz. Plate'de yağ kalmamış. Biraz plate'imizi yağlayalım, öyle girelim altına. Unuttum onu, bak yapacaktım ama. Şöyle düz bir şekilde ileriye alalım. Şimdi arkadaşlar, dorsaya gireceğiz. Dorsaya gireceğimiz zaman arabanın sağ ve sol tarafı eşit bir şekilde olacak. Yani şuradan baktığınız zaman dorsenin ucunu göreceksiniz. Şuradan baktığınız zaman da dorsenin ucunu göreceksiniz. Şimdi ben alta girmeden önce şu plate'imi bir yağlayacağım. Çünkü plate'de biraz az yağ kalmış. Allah. Şu yağımızdan alalım bir. Sonra plate'i yağlayalım. Plate'inizi yağlarken elinizi, üstündeki yağı sıyırmam lazım ama şu an sıyıracak bir şeyim yok. Elinizi kesinlikle plate'in üzerine sürmeyin. Çünkü dorseyle plate temas esnasında küçük küçük demir parçaları bırakabiliyor. Elinize girebilir kıymıklar. O yüzden kesinlikle bir spatulayla veya bir kaşıkla falan bunu almaya çalışın. Ben çok fazla batırmadan sağa solu şuraya, 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 azıcık da şuraya bırakacağım. Tamam. O zaten. Şunu da şöyle atalım, elimiz batmasın. Alacağım onu oradan. Bu zaten dorse üzerine oturduğu zaman kendisi yayılacak. Öyle yağ bocalamanıza gerek yok. Şimdi çalıştıralım arabamızı. Geri geri eşit bir şekilde iki tarafta aynı hizada dorsenin altına doğru girelim. Bizim deren nerede? Orada. Şöyle biraz daha gelelim. Gelelim. Tamam, bu kadar. Yeterli. Şu anda bir inip bakalım. Bizim pimle plate'imiz birbirine denk gelmiş mi? Kontrol etmekten hiçbir zaman üşenmeyin. Bir bakalım abi. Evet, şu anda tam hizasında. Biraz daha gelip öyle kaldıracağım plate'i. Eğer ki plate'i buradan kaldırıp altına girmeye başlarsam sürmüş olduğum yağlar hep ön tarafta kalacak. Yani yağı sıyırmış olacağım. Bekle, geliyorum aşkım. Şimdi biraz daha gelip plate'i kaldırıp altına girebilirim. Çekil bakalım oradan. Alacağım, alacağım. Geliyorum yavaş yavaş. Tamam, bu yeterli. Şimdi yapacağım işlem dorsayı kaldırmak arkadaşlar. Tamam. İmdatımı çektim. Arabamı stop ettim. Sadece imdatımı çekip arabayı stop ettim. Körüğümü de kaldırdım. Bir bakalım şu an ne durumda diye. Evet, şu anda tam yuvanın karşısında yapmam gereken hareket sadece geri gelip tak diye buraya oturtmak. Ne yaptık şimdi, tekrar söyleyeyim. Arabamızı izaladık, plate'imizi izaladık Kingpin ile beraber. Geldik, yeteri kadar boşluğu bıraktık ve körüğümüzü kaldırdık. Deren, uzaklaşma babacığım, gel. Şimdi kablo bağlantılarını yapacağız arkadaşlar. Geçelim kablo bağlantılarını. Ne demiştik burada?
Önce kırmızıyı takmayacağız. Şu anda birisi dorsemizin imdatını salmış olabilir. Biz kırmızıyı taktığımız anda dorsenin tüpleri havada olacak ve frenler bırakacak. O yüzden önce güvenliğimiz, şu anda aracın imdatı çekili olduğu için bizim dorsenin frenini de devreye sokmamız lazım. Önce freni abi. Önce freni bağlıyoruz. Havayı vermeden önce. Freni bağladık. Daha sonra havayı verebilirsiniz. Problem yok. Şöyle bir şunu sıyıralım. Şimdi havayı verebilirsiniz dorseye. Tüpler dolduğu zaman herhangi bir tehlike söz konusu olmayacak. Çünkü artık imdatımız tutuyor. Elektriğimizi bağlayalım. Deren buradasın değil mi kızım? Deren. Gel buraya. Beyazımızı da takalım abi. Anladık değil mi buradaki sıralamayı? Önce frenimizi bağladık. Çekicimizde zaten imdatımız çekiliydi. Dorseyi de devreye sokmuş olduk. Daha sonra havayı verdik artık. Tüpler havada olsa bile bizim frenimiz çekili, bir problem yok arkadaşlar. Şimdi arabayı sokabiliriz alt. Kusura bakmayın, biraz belki karışık anlatıyor olabilirim ama bakın mesela bütün havayı çekti. Gördünüz mü? Bütün havayı dorse çekti şu anda. Biz çalıştıralım, bir dolsun. Ben de bu arada bir derene bakayım. Deren var, biraz dağınık anlatıyor olabilirim ama. Neredesin? Heh. Gel. Bir yere ayrılma, tamam mı? Bir de dorsenin altına girdikten sonra hemen seviyeye almıyorsunuz. Ayakları kaldırıp öyle seviyeye alıyorsunuz. Yoksa ayaklara zarar verirsiniz arkadaşlar. Plate'e de zarar verirsiniz aynı şekilde. Evet, havalarımız doldu. Şimdi dorsenin altına girebiliriz arkadaşlar. Tatlı sert. Evet, oturdu. Hemen arabadayken ileri. Bırakmıyor şu anda, gördünüz mü? Aman, hiçbir problem yok. Arabamızı stop edebiliriz. Şimdi ayaklarımızı kaldıracağız. Ondan sonra arabamızı seviyeye alacağız. Kendini çok kirlettin bak. Annen kızacak bize bence. Kızım elleme oraları ya. Pis ya babacığım. Elleme elleme onu, bırak. Ayağımızı da kaldırdık. Her şey artık güvenli. Şimdi dorsemizin imdatını salıp arabamızı da seviyeye alabiliriz. Ben arabayı bir çalıştıracağım seviyeye almak için. Tamam, seviye düğmesine bastım. Ve dorsemin imdatını da salıyorum. Her şey bu kadar. Tekrar özet geçeyim. Arabamızı izahladık. Eğer ki dorsemiz alçaldıysa çekiciyi basıyoruz. Altına giriyoruz. Kingpin ile plate'i aynı hizaya getiriyoruz. Ondan sonra altına yavaş yavaş giriyoruz ve arada boşluk bırakıyoruz. Sarı kablo, kırmızı kablo, elektrik kabloları takılıyor. Ondan sonra dorseyi kaldırıyorsun, tak diye oturtuyorsun. Sonra ayaklarını kaldırıyorsun, en sonda arabanı seviyeye alıyorsun, imdatını da salabilirsin. Bu kadar. Gel babacığım. Bak şu an seviyeye alıyor kendini.
Tamam. Bu arada bu buraları yıkayınca onunla aynı renge gelecek. Hadi gidiyoruz. Gel. Allah Allah. Ayakkabılara bak kızım, ne yaptın ya? Ne yaptın babiş? Eğlendin mi? Ben şuraları bir toparlayayım arkadaşlar. Devam edeceğim. Evet, işlerimizi bitirdik. Nereye gidiyoruz? Vega'ya. Hayır, eve gidiyoruz. Bu ne? Saçların haline bak. Ayaklara bak. Çoraplar çamur içinde, ayakkabılar çamur içinde. Bizi kovarlar böyle gittiğimiz yerlerden. Montum da batmış. Bu ne kızım? Çamur. Değil mi? Aferin kızım. Bayağı bir batırdı üstüne arkadaşlar. Şimdi gidip bir evde üstünü başını değiştireyim. Belki biraz gezmeye çıkaracağım. Ne yiyorsun? Renkli kurabiye. İyi, hadi bakalım. Ye renkli kurabiye. Evet arkadaşlar, bu videoluk da ikimizden bu kadar. Deren'le beraber size güzel bir vlog çekmeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Babacım, el salla bakalım abilerine, ablalarına. Öpücük de yap kocaman bir tane. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar.